Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Xitay iqtisadidəki çəkini səbəblik 9 milyonqa yıqın puxra qarı tizimləki kirdi. Xitay iqtisadidəki çekini səbəblik qarızdarlarının sani tarixdiki ən yuqori rekordni yaratqan bo'lib, 8 million 540 ming puxra qarizni qaytarolmay qarı tizimlikka kirgizilgan. Fransiya xalqaro radiosining 3 dekabr Angliya pul muomili vaqt kelsidan naql elib xabar qilishcha, Xitay sud mahkamasining sonliq ma'lumotlari virus tarqalgandan buyon Xitaydagi qarz olguvchilarning qarz qaytarolmaslik nisbatining tarixdagi eng yuqori saviyaga chiqqanligini oshkorlagan bo'lib, bu ahvol Xitay iqtisodining chekinishining og'irligini ko'rsatib bergan. Xitay sud mahkamasining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda 2020-yilda Xitay virusi partlagan dastlabki mazgillarda faqat 5 million 700 ming kishi qarzni qaytarolmaganligi uchun doiralar tomonidan qarz tizimiga kirgizilgan. Navbatda bu san 8 million 540 ming odamga yetgan bo'lib, ularning ko'pincisi 18 yoshdan 59 yoshgacha bo'lgan kishilar ekan. Bu sonliq ma'lumot Xitoydagi ishlash iqtidori bo'lgan nufusning 1% ni egallaydigan bo'lib, ularning qarzlari uy qarzi, savdo qarzi va boshqa turli qarzlarni o'z ichiga oladi ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, qarzni qaytarish belgilamasiga xilaflik qilguvchilarning shiddat bilan ko'payishi dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda bo'lgan Xitoy iqtisodiy krizisining kun sayin chuqurlashayotganligini va iqtisodning asliga kelishidagi to'salg'uga aylanganligini ko'rsatib berdi ekan. Xitoy qonuniga asosan qarz tizimiga kirgizilgan kishilarning aeroplan bileti sotib olishi, Alipay va Undidar chiqimdoni qatorliq applar orqali pul to'lashi cheklandi ekan. Beijingdagi aql ambri davlatlik moliya va taraqqiyot tadqiqot o'rnining sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, Xitoydagi oila qarzi bilan GDPning nisbati 1:1ga yaqin oshgan bo'lib, bu eshish o'tgan 10 yilda 9%ga yetgan. Ammo iqtisodning kasatlashishi va ish haqqining eshishi hatto tövallishiga agishib, nurg'un kishilar oxiri qarzni qaytarolmagan. Qarzni qaytarolmaganligi sababli bir qism kishilar ishdan bo'shatilgandan boshqa yana nurg'un kishilar xizmat tepishda qiynalgan. Bu yil 6 oyda Xitoydagi yoshlarning ishsizlik nisbati tarixdagi eng yuqori rekordni yaratib, 21.3%ga yetgan. Shuningdek, keyin xalqaroda yuz obro'yining tushib ketishidan ansirgan Xitoy rejimi bu sonliq ma'lumotlarni e'lon qilishni to'xtatgan. Amerika Saudiya ministeri Xitoyni tahdid qilishdan ogohlantirdi. Amerika Saudiya ministeri Xitoyni tahdid qilishdan ogohlantirib, o'zbek taraqqiyotining oldini olish uchun texamo ko'p mablag' lozimligini aytdi. Amerika ovozining xabar qilishicha, Amerika savdo ishlari ministeri Gina Raimondo 2 dekabr o'tkazilgan yillik mudofaa munbiri Reagan davlat mudofaa munbiriga qatnashgan bo'lib, u yig'inda Xitoyni biz duch kelgan eng cho'ng tahdid deb atagan va Xitoy bizning do'stimiz emas deb ta'kidlagan. U yana parlament a'zolariga xitob qilib, Amerika ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib, Xitoyni Amerika davlat bexatarligida intayin muhim bo'lgan yerim o'tkazguch va oldingi qatordagi texnikalarga erishishdan to'sib qilishi kerak degan. Bildirilishicha, dunyodagi ikki cho'ng iqtisodiy gavda keskin savdo va jug'rofiyalik siyosiy raqobatga ketib qolgan bo'lib, bu raqobatda Amerika savdo ministrligi asoslik rol o'ynaydi ekan. Oktyabr oyida Gina Raimondo Xitoy rejimining harbiy ishlarga ishiltishining oldini olish uchun Xitoyga ilg'or o'zaklarni eksport qilish, bo'libmi sun'iy idrokni taraqqiy qildirishda ishiltiladigan materiallarga bir qator cheklamalarni e'lon qilgan edi. Xitoy savdo ministrligi ayni vaqtda mazkur kontrolga norozi bo'lib, uning nomuvofiq ekanligini ilgari surgan edi. Gina Raimondo bu qatimliq mudofaa munbirida qilgan so'zida ilgari kidaklar biz Xitoyning bu xil o'zaklarga erishishiga yo'l qo'ymaymiz degan. Xitoy Turkmaniston bilan atalmış 3 xil kuchga zarba berish kelishimi tuzdi. Xitoy muavin bosh ministri Deng Xiaoping 28-29 noyabr kunlari Turkmanistonning poytaxti Ashxobodda 2 kunlik ziyorati bo'lib, Turkmaniston prezidenti Sardar Berdimuhammedov va Turkmaniston muavin bosh ministri va tashqi ishlar ministri Rashid Maradov bilan ko'rishdi va bir qator kelishimlarni tuzib, atalmış 3 xil kuchga birlikda zarb berish haqida birlik keldi. Xitoy xalq to'g'rining xabarida bildirilishicha, Xitoyning muavin bosh ministri Deng Xiaoping mazkur ko'rishda Xitoyning Turkmanistonning ishonchli do'sti va hamrohi ekanligini
Xitay Türkmenistan'ın egelik hukuki müstakillikki ve zemin bütünlükünü qoğdaş ve devlet ekvalığı maskeledigan terakkiyat yolunu tutuşunu qat'i kollaydı dep hiligarlı kılgan bolup, Berdi Muhammedov iki devletinin her tarafıma hemkarlığının stratejilik, uzun müddetlik ve alahide hikayelikini etkan ve Türkmenistan Xitay bilen hemkarlaşıp stratejilik alakını küçeytip her sahadaki hemkarlıkını çoğunkurlaştırdı ve Xitay bilen bolgan stratejilik şiriklik münasibetini yeni pelligi kötürdü degen. Deng Xiaoping bu qetimki ziyaret yana Türkmenistan'ın muavin baş ministeri ve taşqi ishlar ministeri Rashid Maridov bilen suhbetleşken ve onun bilen Xitay Türkmenistan hemkarlık komitetinin 6-cı qetimlik yığınığı riyasetçilik kılgan bolup, iki taraf özlerinin terakkiyat stratejisini yanımı birleştiriş, iqtisadi, sodi ve meblağ siliş hemkarlıkının kölümünü aşırış, tabii gaz hemkarlıkını devamlıq çoğunkurlaştırış, muhim iqtisadi türlerini maslaştırış doğrusu da kengişini tizletiş qatarlıq köplügen türlerde teximi köp hemkarlıkını kanat yaydırışı kilişken. İki taraf yana öz ara medeniyet merkezi kuruş, ananevi davalaş merkezi kuruş qatarlıq türlerinin baldır yolu koyulışını ilgiri sürüşge koşulgan. Şundaqlı bihaterlik hemkarlıqı da atalmış terörlükü karıştırış hemkarlıqını çoğunkurlaştırışqa ve Xitay davran selip kelibatkan üç xil küçke birlikte zərbi berişke koşulgan. Mezgür yığın deyinkin, Deng Xiaoping bilen Maridov pentexniki hemkarlıqını çoğunkurlaştırış ve xalqara taşyol transporti qatarlıq bir qatar hemkarlıq hüccetlerinin imzalanış murasımığı qatnaşqan. Türkiye bayanatçısı İsrailiye Taşkışlan Ministeri'ğa qattıq reddiye berdi. Türkiye Taşqi İşlar Ministerliği bayanatçısı öncü keçeli növetki meselenin asaslıq sebebinin İsrailiyanın xalqara kanunlarını, şunaqlı kişilik hukukunu ve universal prinsiplarını bütünlüğe ayak astı kılıvatkan işgaliyetçi pozisiyası hikayelikini təkidledi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Taşqi İşlar Ministerliği bayanatçısı öncü keçeli İsrailiye Taşqi İşlar Ministeri Eli Cohen'nin ictimai alaqı torudu yazgan yazmısı haqqıda işgaliyetçi bir küçünün puhralarga qaratkan qanxorlarca hücumlarını hiçbir şekilde özünü qoğdaşlap qubul qilishqa bolmaydı dedi. Taşqi İşlar Ministerliği bayanatçısı öncü keçeli Cohen'nin ictimai alaqı hesabıdaki yazmasıga yazma cevap qaytırdı. Öncü keçeli İsrailiye Palestin toqunuşunun ötmüşüdümü körgünüge oxşaş palestinliklerge devamlıq zulüm qilip onlarının aqalli erkinlikini mi yoqutuşunu devamlaştırışıga ägişip kollektiv ve kişilik hukukunu qoğdaydıgan palestinliklerinin sanının mı köpüydiganlıqını ve İsrailiyanın texim köp karşılıklı duş kilidiganlıqını təkidledi. Öncü keçeli növetki meselenin asaslıq sebebi İsrailiyanın xalqara kanunlarını, şunaqlı kişilik hukuk ve universal prinsiplarını bütünlüğe ayak astı kılıp atkan işgaliyetçi pozisiyesidir. Meselini kengeymişlik eni ve zulüm hareketleri keltürüp çıkargandır. İşgaliyetçi bir küşünün puhralarga karatkan kanhorlarca hücumlarını hiçbir şekilde özünü qoğdaşlap qubul qilishqa bolmaydı, dedi. Angliya esirlerini tepiş üçün Gazze asmanında istihbarat uçuru toplamaqçı. Angliya esirlerinin kutquzuluşuğa yardım qilish ve İsrailiyani istihbarat bilen teminleş üçün Gazze asmanında közütüş uçuşu elip barıdığanlıqını ilan qildi. Angliya Devlet Müdafiye Vazaretinin yazma bayanatıda hükümetinin 7 oktyabrdan buyan Angliya puhralarını mı öz içiga algan esirlerinin koyup berilişini amalga aşırış üçün rayondaki şirikler bilen hemkarlaşıp xizmet qilyotganlığı bildirildi. Bayanatta puhralarının bexatirliginin Angliyanın en muhim vazifesi ekenligi ta'kidlanib, Angliya Devlet Müdafiye Vazareti devamlaşıvatkan esirlerini kutquzuş hareketini kollab kuvvetleş, şunaqlı İsrailiya ve Gazze hava tevalikide faaliyet kılıçnımı Şarkı Akdeniz'nımı çörü degen halda közütüş uçuşlarını başlaydı. Közetküçü ayruplarlar koralsız boludu, can kılıç rolü bolmaydı. Fakatla esirlerinin oranını baykaş üçün vazife ödeydi. Esirlerini kutquzuşka alaqadar malumatlarını münasibetlik organlarına evetüdü deyilgen. Stoltenberg şum haberlerini anlaşka mı ideya cihette tayarlı kılış kerek dedi. NATO başkatibi Jens Stoltenberg Ukrayna-Rusya uruşida şum haberlerini mi anlaşka ideya cihette tayarlı kılış ve Ukrayna'nı kollaş kerekliğini eytti. NATO başkatibi Stoltenberg Germaniyanın ARD televiziyasının Avrupa Magazin namlıq programması da Ukrayna'da şum haberlerini anlaşka mı ideyada tayarlı kılış kerek. Uruş kadem baskışlıq halde ilgirleydi. Ama yaxşı ve yaman günlerde Ukrayna'nı kollaşımız kerek dedi.
Uyana Ukrayna Rusya urushining bir halsizlandirish va arqisab urush ekanligini eskertib, oldingi safdagi haqiqiy ahvol to'g'risida hech nima degili bo'lmaydi. Chunki urushning tabiati bo'yicha oldin faraz qilg'ili bo'lmaydi. Biz biladigan bir ish bor. U bo'lsa-mu, Ukrainani qanchalik ko'p qo'llasak, urush shunchalik tez oxirlashadi, dedi. O Rusiyaning urushni g'alaba qilishining Ukraina uchun tragediya bo'ladiganligini, shundaqla o'xshash vaqtda g'arb uchun ham xatarlik ekanligini bilish kerakligini ta'kidlab, Ukrainaning g'alaba qilishini kafolatga ega qilish bizning manfaatimiz uchun foydali, dedi. U muzokara qilish kerak bo'lgan masalalarning birining Yevropa mudofaa sanoatining parchalanishi ekanligini bildirib, biz tegishli darajada yaqindan hamkorlasha olmayotimiz. Hozircha hech kimni ayiblashni xohlamayman, ammo menimcha buning sanoatning manfaatiga ishqi o'rinlashtirishga munosabatlik ekanligini bilishimiz kerak. O'qdorig'i bo'lgan talabning eshishining bahoni o'rlatishning oldini olishimiz kerak. Biz texmo ko'p ta'minlashga muhtojmiz, degan. Hurmatli ko'rmadirmiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Ayatki programmamizni ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.